Benim fark et, devlet ne diyorsa ben ona razıyım. Çok ver, ne yarısını geri alsınlar. 12.500 lira sen bu veren acaba kaç lirayla geçiniyor? Harca bitmez. Bizi pek insan yerine koymuyorlar. Utanmasak çöplüğe gideceğiz. Sadaka yardımı. Siz geçinebiliyor musunuz emekli maaşıyla? Çekirdek parası. Çalışmasam açım. Ben ev hanımıyım. Eşim de emekli. Emekli maaşı 12.000, 15.000 olsa dahi olmaz. Yani şu konumda, şu durumda asla ve asla olmaz. Ev fiyatı 7.000 lira. Elektrik, su, doğalgaz, telefon. Diyorum ya, çocuklarım bakıyor bana. 12.000 lirayla nasıl geçineceğiz? Pazara ya da markete gittiğiniz zaman harcadığınız para en düşük 1000 lira, 2000 lira. Ayda 4 kere markete gitseniz 2, 4, 6, 8 verdiği para 12.000 lira. Oldu ki bir insan kirada oturuyor 15.000 lira. 8 de market masrafı 15-23 yaptı değil mi? Başka bir nedene gerek var mı? Yani açlık sınırının 20.000 liraya yaklaştığı bir yerde 12.500 lira emekli maaşı olur mu? Geçim yok. Yani kendileri milyon dolar yiyorlar. İşçiye, emekçiye gelince çay kaşığıyla veriyorlar. Ben 6.000 lira kira veriyorum. Nasıl olacak? O da en cüzdan adığı yerde oturuyorum. Yani benim gibi binlerce emekli var. Geçinemiyor musunuz? Ya nerede geçineyim ben? 10.000 lirayla nasıl geçinecek? Ellerim titriyor ya, böyle bir şey var mı? Ya eğer bu insan kiradaysa, eğer başka geliri yoksa cami önünde bir mendil açsın. Yani başka çaresi yok yani bu işin. Ne olacak 12.500 lira? Pazara gidiyorsun, en ucuz meyve 60-70 lira. Bu ne alacak, ne yiyecek? Milletle dalga geçiyorlar. Herkes sandığı bekliyor. Güle güle demek için. Bütün emekliler de birlik olacak inşallah. Vatana yeterince ihanet ettiler. Artık bu millet bir sallanırsa saray marayda kalmaz.